İlk olarak Türkiye'yi 1. Dünya Savaşı'nda ve savaşın ardından ulusal diyebileceğimiz bir çizgide devlet olarak kurtardı. Yunanların işgal girişimini başarısızlığa uğrattı. Ardından kısaca söylemek gerekirse modern Türkiye'nin kurucusu oldu. Soyadı kanununu çıkardı. Türkçenin resmi dil olmasını kabul ettirdi. Yeni kılık kıyafet normlarını yürürlüğe koydu. Dış işlerinde yeni bir yol izledi. Özetle Atatürk'ü ele almadan bugünkü Türkiye'yi anlayabilmek çok zor. Diğer yandan mirasının bir parçası da tabii ki Anadolu'daki isyanların bastırılmasıydı. Bu katı milliyetçi ve cumhuriyetçi anlayış, İslami ve azınlık kimliklerini belli oranda bastırdı. Türkiye'nin tarihinde bu kimlik kavgası hep ola gelmiştir. Bir yanda Batı yanlısı laik kimlik, diğer yanda İslami oryantalist kimlik. Bu iki akım birbiriyle hep mücadele etti. Mücadelenin sarkacı da bazen o yana, bazen bu yana kaydı. Günümüzde ise özellikle son 10 yılda sarkaç İslami oryantalist tarafa kaymış durumda. Ben Atatürk'ü tarih dersinden tanıyorum. Ve bir ölçüde Türkiye'ye bugünkü şeklini veren kişi olduğunu biliyorum. Osmanlı İmparatorluğu'na sırtını dönerek Türkiye'ye bugün sahip olduğu sınırları miras bırakan kişi Atatürk. Ve bu sınırlar içinde çeşitli halklardan insanları bir millet olarak birleştirdiğini ve onlara siz Türkiye'siniz dediğini de biliyorum. Din ve devlet işlerini birbirinden ayıran laikliği getiren kişi yine o oldu. Padişahlığı ve hilafeti kaldırdı. Yani benim onu tanıdığım kadarıyla kendi döneminde karizmatik bir devrimciymiş. Als Lehrer und auch als Tourist bin ich öfters in der Türkei. Gerek öğretmen kimliğimle gerekse turist olarak defalarca Türkiye'de bulundum. Ve Türkiye'ye giden herkesin mutlaka Atatürk'le bir teması olur. Elinizdeki parada yüzünü görürsünüz ya da bir devlet dairesinde veya bir işletmede her yerde Atatürk vardır. Biz Muğla'ya gitmiştik örneğin ve orada geceleri ışıklandırılan dev boyutlarda bir Atatürk portresi vardı. Bana göre o Türk halkı için her zaman var olan, canlı olan bir isim. Ve muhtemelen derslerde, eğitim politikasında o kadar büyük bir önem veriliyor ki, şu an Türkiye'de herkes için en belirleyici karakter. Kişisel fikrim şu ki, bizim batıdan değerlendirebildiğimiz kadarıyla Atatürk izlediği modernleşme yoluyla yeni çağdaş bir Türkiye yaratmak istiyordu. Bu çok açık. Türkiye'yi toplumsal açıdan yeniden inşa ettiği 10-15 yıl gibi çok kısa bir süre içinde getirdiği değişiklikler, öyle sanıyorum dünya tarihinde hiçbir devlet adamı tarafından başarılamamıştır. Soweit ich weiß von keinem anderen Staatsmann je erreicht worden. Benim için Atatürk öncelikli olarak Doğu'nun batıya açılmasını sağlayan kişi. Ancak bunu da kendi geleneklerini koruyarak yaptığını görüyoruz. Bu büyük bir ahenk içinde yapılarak var olan farklı kültürlerden hiçbirinin diğerini baskı altına almasına izin verilmemiş. Bilakis farklılıklar arasında saygıya dayalı ve aynı göz hizasında bir yapı oluşturulmuş. Atatürk'ün hayata geçirdiği çok sayıda reform içinde bana göre en önemlisi din ve devlet işlerinin katı bir biçimde birbirinden ayrılmasıydı. Bu ikisinin birbirine girdiği ya da dinin devlet gücüne sahip olduğu yerlerde işlerin kötüye gideceğini günümüzde her gün güncel olaylarda görüyoruz. Mesela İran örneğinde olduğu gibi. Ve Türkiye'nin bugün sahip olduğu zenginlik, çağdaşlık seviyesi, herkes için eşit eğitim hakkı, kadın erkek eşitliği. Hepsinin kökeninde Atatürk'ün reformları var. Bu açıdan o gerçekten 20. yüzyılın çok büyük ve modern bir devlet adamıydı. (Gülüyor)
Atatürk 1920'li 30'lu yıllarda Avrupa'da iktidarda olan despotlarla arasına her zaman bir sınır koydu. Onlarla gerçekten aynı yolda yürümek istemiyordu. Sanıyorum kendi halkını ilerleyen, gelişen toplumlar arasına sokmak için derinden gelen bir arzusu vardı. En başarılı olacağına inandığı şekilde davrandı. Çağdaşı olan birçok diktatörün aksine hastalıklı fikirlerin hayata geçirilmesi peşinde koşmadı. Bu yüzden Atatürk'ün totaliter bir despot olduğu söylenemez. İktidarını korumak için zaman zaman despotik önlemlere başvurmuş olsa bile. Bana göre despotlarla arasındaki en büyük fark onun sosyopatolojik bir vaka olmamasıydı. O halkı olarak gördüğü bir toplumu siyasi reformlarla ileri taşımak istiyordu. Bunu da bugün takdir etmemiz gerekiyor. Tabii uygulamalarını tek tek ele aldığımızda zaman zaman arkaik, katı bir baba gibi davranabildiğini de görüyoruz. Ancak o kesinlikle 20. yüzyıl Avrupa tarihinin ilk yarısında hüküm süren zihinsel açıdan sorunlu, korkunç karakterlerden biri olmadı. Gestörten Schreckensgestalten der europäischen Geschichte des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts.